Sağ olun. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, sanayide lider olma hedefiyle başlattığı yatırım hamlesini 4. Organize Sanayi Bölgesi ile bir adım öteye taşıyor. Mersin OSB Sayın Başkanlığı ve bu konuda çalışma yaparak bugün yeni işletmeler tesis edilmesi için 4. bölgeyi hazırlayan, emeğe geçen herkese ben de teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. Bizim organize sanayi bölgelerinin en büyük sorunun yeni arazi yerlerini açmak olduğunu düşünüyorum. Doğal olarak keşke bu miktarda hazine arazileri olsa sanayiyi açabileceğimiz, bunların tahsisini yapabiliriz. Neticede oraya bir tesis kuruluyor, bunun bir maliyeti var. Orada istihdam yaratılacak, ekonomiye katkı sunulacak ama ilk yatırım maliyetlerinin yüksekliği bu hızı düşürebilir, yatırım hızını düşürebilir. Oysa ki araziyle başlayan maliyetleri ne kadar düşük seviyede tutarsak daha fazla yatırımcı yeni fabrikalar kurar, yeni istihdam alanları açmaya çalışır. Sadece organize sanayi bölgelerinde değil, birçok sektörel bazda da kümeleşme konusunda talep olduğu için arazi sorunu yaşıyoruz. Şimdi birincisi bu arazi konusu. Zaten bunu size anlatmaya, izah etmeye çalıştım. Biz de özellikle Mersin'in uzun süredir beklediği 1/5 yıllık planları, merkez için konuşuyorum, artık sonuna geldi. Mezitli, Yenişehir, Toroslar, bunlar önemli bir kısmı tamamlandı. Ancak buralar zaten konut bölgeleri. Sizi ilgilendiren Akdeniz bölgesiyle ilgili birinci etap 5 yıllıkları tamamladık. İkinci etap da tamamlandı. İtiraz süresi şu anda askıda ve kısa süre sonra o da gerçekleşecek ve ilçe belediyesinin 1/1000'lik planları yapıldıktan sonra orada depolama alanları, sanayi alanları, lojistik alanları çok sayıda araziye kavuşabileceksiniz. Bu arazilerin imara açılması doğal olarak hem arzı arttıracak, doğal olarak da talepleri talepler sabit de kalsa, artış da olsa fiyatlarda bir denge oluşturacaktır diye düşünüyorum. Diğer bir konu, şu anda OSB ile ilgili zaman zaman suda kısıtlamaya gidiyoruz. Neden dolayı? Kuraklıktan dolayı. Kuraklık da olmasa bizim şu anda Mersin'in içme suyunun %85'ini Verdan Havzası'ndan sağlıyoruz. Oradan buraya terfi istasyonlarımız vasıtasıyla motor gücüyle basıyoruz. Elektrik enerjisiyle basıyoruz. Bu bizim için çok büyük bir maliyet demektir. Ve şu anda oradaki hatlar %100 kapasiteyle geliyor. Yani Allah muhafaza biz bunun tedbirini almazsak bu sistemle bir müddet sonra Mersin'de bölgesi olarak artık kısıtlayarak suyu vermek zorunda kalırız. Ancak bunun tabii ki önlemleri alınmaya başlanmış. Daha önceki dönemlerden alınmaya başlandı. Ancak bazı nedenlerden gecikmeler oldu. Biliyorsunuz Pamukluk Barajı devreye girdi. Orası Verdan Havzası'ndan çok daha yüksek kapasiteli, su tutma kapasitesine sahip bir barajımız. Oradan artık Mersin'in içme suyunu karşılayacağız. İsale hattını DS'yi yapacak. Önceki süreçte bir protokol vardı aramızda. Tamamını DS'yi yapsın. Sonra Büyükşehir'e devretsin. Ancak ben yönetime geldikten sonra bir aşama kaydedilmeyince şöyle yaptık. Sayın Valimizin de gayretleriyle, katkılarıyla beraberce devlet su işleri ishal hattını yapıyor. Mersin Büyükşehir'de bunun arıtma tesisini yapacak. 80 milyon euroluk bir yatırımı biz yapacağız. Bunun 40 milyon euroluk hibe şeklinde
finansmanını sağladı. Çok yeni bir haber bu. Bu da bizi son derece mutlu etti ve kısa süre içerisinde hem DSİ hem Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin merkeze ve birçok merkez dışındaki yerleşim yerlerine dair artık Pamuklu havzasında cazibeyle su sağlama fırsatı olacak. Bu da maliyetlerimizi düşürdüğü için hem suyu daha ucuz fiyatlarla kullanacak Mersin halkı ve artık Mersin'in çok uzun yıllara sahip su sorunu da ortadan kalkmış olacak. Bu vesileyle bunu da duyurmak istiyorum. Diğer bir konu yol konusu. Belediyeyle OSB'yi ilgilendiren hepinizin malumu konutlar batıda, OSB doğuda. Bu güzergah yoğun trafiği olan bir güzergah. Burada ya otoyoldan gideceksiniz, ya D400 karayolundan gideceksiniz ya da yeni bir yol açacaksınız kendinize. Önce otoyolla başlayalım. Bir giriş yapıldı otoyoldan OSB'ye. Bu fevkalade iyi bir gelişmedir. Ancak orada otoyoldan OSB'ye bağlantı sorunu var. Bizim orada Mersin Büyükşehir'e ait grup yolu var. Şu anda da kullanıyorsunuz. Bir de yeni açılacak, karayolların açacağı bir yol var. Tabii ki karayollar noktasında o konuda bir değerlendirme yapamam. Ancak biz mevcut yolu mümkün olduğunca araçların konforlu ulaşımını sağlayacak bir nitelikte tutmaya çalışıyoruz. Ama yolun dar olduğunu da biliyoruz. Bizim oralarda genişletme imkanımız var ama kamulaştırma imkanımız yok. Hani buradan da şu fikri ortaya atmak istiyorum. Eğer karayollar bizim kamulaştırmamıza katkı sunarsa biz o genişlemeleri de yaparak grup yolunu size diğer yol yapılana kadar daha konforlu hale getirebiliriz diye bir çalışmamız oldu. Sanayi üretiyor, tarım üretiyor, lojistik ürünleri taşıyor, hizmet sektörü çalışıyor, turizm sektörü çalışıyor. Mersin her geçen gün daha değerli bir kent haline geliyor. Başka şehirlere gittiğim zaman Mersin'le ilgili yapılan olumlu değerlendirmeler beni gururlandırıyor. Mersin 15-20 yıl önce, hatta 10 yıl önce değişik şehirlerde konuşulan Mersin değil. Artık o algı yok. Mersin huzur kenti, Mersin bir arada yaşayan insanların, birbirini seven insanların, çalışan insanların, üreten insanların, gelişmek isteyen insanların daha güzel bir yaşam için, çocuklarına rızık kazanmak için alın ter döken insanların bir kenti görünümünde şu anda. Bu da bana onur veriyor. Limanımızda, belirli ovamızda, topraklarımızda, dağımızda, her şeyimizde mükemmel bir şehirde yaşadığımızın farkında olup bir şehre hep beraber sahip çıkmalıyız. Çok teşekkür ediyorum. Yeni yatırım yapacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yollar açık olsun. İnşallah hayırlı kazançlar olsun. Mersin Tarsus OSB'nin de 1993 yılında başlayan bir serüveni var, bir yolculuğu var, bir gelişim yolculuğu var. Bugün ne mutlu ki bu gelişim yolculuğu içerisinde 4. etabı da ilimize, sanayicimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sanayi genel olarak ülkelerin kalkınmasında, gelişmesinde hakikaten lokomotif sektörlerden birisi. Bu bağlamda da düzenli sanayileşmenin elbette ki ayrı bir önemi ve değeri var. Nitekim OSB'ler bu maksatla tesis edilmiş ve sanayileşirken düzenli yapılaşmayı, sanayileşirken çevreyi korumayı, sanayileşirken bilimi ve teknolojiyi etkin şekilde kullanmayı, sanayileşirken altyapı, üst yapı hizmetlerinden müştereken yararlanmak suretiyle orada bir fayda üretmeyi ve sanayileşirken kümeleşmeyi de dikkate alarak profesyonel anlamda bir yapılanmayı da gözetmek gerekiyor. O sebeplerimiz işte tam bu noktada önemli bir işlem görüyor.
Evet, yatırımcımız Sayın Valimizin elinden belgesini kabul ediyor. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Tebrik ediyoruz yatırımcımızı. Evet, firma yetkilimiz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın elinden kabul ediyorlar belgelerini. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Tebrik ediyoruz. Evet, firma temsilcimiz belgesini alırken Doğu Solkem Kimya Limited şirketi yapı kimyasallarını özel kimyasal üretimi yapan firma yetkilisini davet ediyorum. Efendim buyursunlar.